Arkadaşlar merhabalar. Ben Avukat Ayhan Ömen. Amerika'da işsizlik maaşı almaya başlayan bir kişi aynı zamanda devleti yapacağı 1200 dolarlık yardımdan fayda alabilir mi? İkinci sorum kira ödeyemediğimiz takdirde ev sahibinin bizi evden çıkarması mümkün müdür? Buna karşı hukuki süreç nasıl işler diye takipçimiz aynen şu anki koronavirüsünden yaşanan durumdaki, ortamdaki çok önemli iki soruyla gelmiş durumda bize. Ben şimdi şöyle cevap vereyim. Biliyorsunuz federal hükümetin e, kongrenin ve meclis yani senatöründe geçmesiyle beraber bir yardım paketi var geçirdi ve bu yardım paketi kişilere 1-200 dolar'a kadar bir yardım veriyor olacak. Dolayısıyla bu yardımı eğer siz kriter uygunsanız zaten IRS gönderiyor olacak. Bununla alacağınız işsizlik yardımının bir ilgisi yok. İkisi farklı şeyler. Dolayısıyla işsizlik maaşıyla ilgili bir yardıma da başvurup alabiliyorsanız onun yanında da bu 1200 varlık çekili alıyor olacaksınız. Ee, i̇kisini beraber ya da işte bir, ikisinden birini seçin gibi bir durum söz konusu değil. İkisine de hak kazanıyorsanız alıyor durumda olacaksınız deyip takipçimizin bu ilk sorusunu cevaplamış olun. İkinci sorusu çok önemli bir soru. O da kira ile ilgili bir durum ve bu gerçekten bu konuda çok ciddi endişeler var. Herkesin endişesi var kiralarını ödeme noktasında. Ben önce takipçimizin sorusunu cevaplayayım. O da göre bir iki ufak ekleme yapacağım sonunda. O da şu şu önemli bir kira ödeyemediğiniz takdirde. Böyle bir ortamda tabii ki mülk sahibinin sizi evden çıkarması mümkün olmayacak. Tabii hangi eyalette yaşadığınız önemli örnek veriyorum. New York'ta yaşıyorsanız New York'ta valide bu konuda bir karar geçirerek ev sahiplerinin kira ödememeden dolayı ya da kişileri, kiracıları evden çıkarma sürecini 90 gün ertelemiş durumda. Dolayısıyla kira ödemiyorsunuz diye sizi şu an çıkarmaları mümkün değil. 90 gün bu konuda çıkaramayacaklar. Tabii bu New York'tan bahsediyoruz. Bu New Jersey'de olmayabilir ya da diğer eyaletler uygun olmayabilir. Bu aletlerdeki sürece bakmak lazım. Ama şunu anlamanız lazım, olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız. Ha, bu durumda tavsiyemiz tabii ki mülk sahibiyle diyalog geçip mülk sahibinden bu noktada nasıl bir çözüm üretebileceğini ve size nasıl destek olabileceğini noktasında görüşmenizde fayda var. Diğer bir durum tabi bunu fırsat bilerek aslında e, gün sonunda biliyorsunuz mülk sahiplerinin de kötüleyecek bir durum yok. Onların da giderleri var. Onların da vergi ödemeleri var. Onların da faturaları var. Dolayısıyla aynı şekilde bu çözümün gerçekten federal hükümetten gelmesi gerektiğine inanıyorum ben de. Dolayısıyla federal hükümetin dönüp en azından bu 3 ay boyunca diyelim Tamam mülk sahiplerinin kira almayın, gelir almayın. Bunun yanında kaybınız ya da elde edeceğiniz geliri federal hükümetten talep edin demesinin mantıklı görüyoruz. Hadi ilk pakette bu yok. İkinci geçirecekleri yardım paketinde kesinlikle bu kira durumuna el atıp en azından kişilerin bu zorlu zamanı bir sıkıntı yaşamadan atlatmalarının önemli olduğunu düşünüyoruz deyip takipçimizin bu noktadaki sorusuna ek bir bilgi gelip cevaplamış olalım. Müzik